Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi konuşmanıza başlarken Akif'in örnek bir ahlaki kişilik ve şahsiyet olduğundan bahsederek başlamıştınız. Evet. Oraya atıfla dediğiniz soruya gelelim. Kur'an-ı Kerim bize somut bir müşahhas ahlaki abide örnek olarak Hazreti Peygamber'i verir. Evet. Ve inneke la'ala hulukun azim diye buyurur. Evet. Yani ey peygamber sen yüksek bir ahlaki karaktere, yüksek bir ahlaki kişiliğe sahipsin der ve biz müminlere de üsve-i hasene olarak ona tabi olmayı. Üsve-i hasene ne hocam? Örnek bir şahsiyet. Evet. Şimdi en güzel örnek. Hocalarımız yani, böyle kendilerine has en güzel örnek. Literatüre alışmışlar ama evet, seyirci ve bendenizi anlamıyorum. Çok yaygın kullanılıyor ya, rol model. Rol model, evet. En yüksek, en güzel örnek, ideal. Yani evet, takip edecekseniz böyle bir insanı evet, takip edin ve izleyin diye. Çağdaş dönem açısından da söylerseniz şayet benim için en yüksek ahlaki karaktere sahip kişilik Mehmet Akif'tir. Evet, eyvallah. Yani hem söylemiyle hem eylemiyle. Çünkü ahlak dediğimiz şey bir ameli hikmettir. Davranışlar bütünüdür. Karakter ve kişiliğin kendi hayatı ve yaşantısıyla, eylemleriyle, davranışlarıyla ilgilidir. Bunun için de bizim için gerçekten gençliğimize, insanımıza, Müslümanımıza evet, kim diye diyecekseniz işte evet, Akif'tir. Mehmet. Hatta ben gençlerimize özellikle Mithat Cemal'in yazdığı Mehmet Akif adlı eseri evet, mutlaka okumalarını tavsiye ederim. Hasan Basri'nin de Akif namesi vardır. O da güzeldir evet, malumunuz. Aynı çok şekilde yani. Evet. Dolayısıyla biz Akif'i anlasak zaten çağdaş döneme özgü birçok sorunumuzu çözeriz. İnşallah. Sorduğunuz noktada ahlaki açıdan bakarsak yani Kur'an-ı Kerim ne getirdi ahlaki noktada? Evet. Eskiden hiç ahlak yok muydu derseniz... Aslında Peygamber Efendimiz'in diğer getirdiği ameli, ibadet ve inanca dair hükümlerle ahlaki hükümler birbirine benziyor. Evet. Şöyle, inanç bakımında Mekke toplumu müşrikti. Allah'a inanıyorlardı ama ortak koşuyorlardı. Kur'an-ı Kerim bunu tasdik etti, tevhidi kurdu. İbadetlerde mesela Kabe'yi tavaf ederlerdi, kurban keserlerdi, bir takım yani ibadetler vardı ama bunlar şirke karışık ve bulaşıktı. Bunları da tasdik etti ve sadece Allah'a tevcih etti. Allah'a kulluk edeceksiniz dedi, düzeltti. Ahlaki olarak da tefessü etmiş, kokuşmuş bir toplum yapısı vardı. Ama tamamen de ahlaksız insanlardan oluşmuyor bu toplum. Evet. Mesela hilful fudul dediğimiz erdemliler dayanışmasını kurabilecek bazı vicdanlı insanlar da vardı. Hatemi Tayi gibi örnekler vardı. Gibi vardı. Hatta aslında Arapların tamamı da çok karaktersiz insanlar değildi. Bizim bugün ahlaki olarak yani güzel ve örnek, iyi kabul ettiğimiz bir takım özellikleri kadim Arap erdemleri dediğimiz erdemlere de sahiplerdi. Evet. Mesela kerem dediğimiz cömertlik. Evet. Araplarda bu itibar edilen, değer verilen bir ahlaki meziyetti. Sadakat mesela, doğruluk. Bu önemli bir umdeydi, ahlaki bir şeydi yani, özellikti. Mesela ahde vefa. Akrabaya iyilik gibi. Evet, akrabaya iyilik gibi. Ancak bunlar da şirk ve aynen ibadet ve itikattaki çarpıklık gibi bunlar da çarpık bir vaziyette yani şirke bulaşık bir vaziyetteydi. O çarpıklığı nasıldı anlamaya çalışıyorum. İşte onu anlat. Şöyle çarpıktı. Şimdi Kur'an öncesinde Araplarda kerem ve cömertlik iyiydi ama niçin? Başka bir kabileyle yarış için önemliydi. Kabile reisi başkasına riaya gösteriş olsun diye evet, cömertlik yapardı. Hatta aynen, ayete geçiyor ya, la tubdulu sadakatikum bil men vel eza kellezi yunfiku malahu ri'a'en nas. Yaptığınız sadakayı ve iyiliği gösteriş için yapmayın veya eyvallah, insanların başına kakarak yapmayın. Tamamen iptal eder ve boşa yani heba edersiniz. Yeah. Vefa iyiydi ama nasıl bir vefa? Kabilene bağlı olacaksın. Hmm. Kabile dayanışmasına bağlı bir vefa iyiydi. Sadakat iyiydi, kabileye dayalı bir sadakatti. Bütün o ahlaki dediğimiz karakterler, işte Kur'an-ı Kerim burada şu devrimi gerçekleştirdi. Lokal, yerel, sadece kabilevi bir yapıya sahip ahlaki erdemlerden evrensel bir ahlak sistemi kurdu. Bu evrensel ahlak... Evrensel ahlaki sistemini de şöyle kurdu. Evet, bundan sonra cesaret, şecaat önemli bir ahlaki karakterdi ama savaşlarda kendi kabileni korumak için cesaret gösterirdi. Evet. Kur'an-ı Kerim bunu değiştirdi. Dedi ki cesaret iyidir, kahramanlık iyidir, Allah yolunda yapacaksın. Güzel. Allah için yapacaksın.
Sadakat iyidir. Önce Allah'a bağlı kalacaksın, peygambere bağlı kalacaksın. Merkeze Allah yerleştirdi tabiri caizse. Evet. Düşüncenin merkezine, ibadetinde, inancında, ahlakında merkezine Allah düşüncesi hakim oldu ve en büyük devrim olarak bunu gerçekleştirdi. Cömertlik iyidir, Allah için yapacaksın. Evet. Çünkü malın sahibi o Allah'tır. Evet. Sana emanettir o. Bir gün tekrar senden alacak, mirasçılara kalacak malın. Sadakat iyidir, Allah'a önce bağlı kalacaksın. Sonra Allah'a bağlı olanlara bağlı olacaksın. Vefa iyidir, Allah için yaparsan iyidir. Cömertlik iyidir, Allah için yaparsan iyidir. Bütün ahlakı erdemleri Allah için yaparsan iyidir. Dolayısıyla o kabilevi dayanışmaya veya yerel ve lokal o ahlak umdelerini, ahlak erdemlerini Kur'an-ı Kerim dönüştürerek evrensel bir ahlak sistemine kavuşturdu ve en büyük değişimi de burada gerçekleşti. Yani insanların kendi örflerinden, akıllarından ya da toplumsal gerekçelerden ürettikleri iyi davranışları kabul etmekle beraber bunları bir Allah fikrine bağladı ve yeni... Evet, merkez bir Allah düşüncesiyle yeniden ihya etti. Hatta bunların tamamı da yok değildi. Aslında bu Peygamber Efendimiz nasıl ki türedi bir peygamber ben değilim yani. Ulma küntü bid'an mine rusul. Ben türedi bir peygamber değilim. Peygamberlik ve nebevi geleneğin son temsilcisiyim ve onların tamamlayıcısıyım diyor. Yani bu istu li utemmime mekarimel ahlak. Tam bunu ben soracağım. Ahlaki erdemleri tamamlamak için gönderildim diyor. O tamamlamanın aslında mesela vahiy geleneğinde bunlar vardı ama bunlar aşınmış, yıpranmış, tahrip olmuş. Bunu tamir etti Kur'an-ı Kerim ve ıslah etti. Yeniden asli hüviyetine kavuşturdu ve asli o canlılığına dönüştürdü. O tamamlamanın yönü nedir hocam? Yani tamamlamaktan orada ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diyor. Tamamlamanın yönünü nasıl anlayacağız yani? Artık bundan sonra güzel ahlaka dair bütün prensipler, umdeler, kabuller, davranışlar tamamlanmış olacak manasında mı? Bunu mu söylüyor? Yahut işte benden önceki peygamberlerde Cenab-ı Hak bazı ahlaki umdeleri eksik bırakmıştı. Benimle onları tamamladı manasında mı söylüyor? Tamamlamanın yönü nedir? Onu anlamaya çalışıyor. Ya aslında az önce hocam değindi ona. Yerel olmaktan genele taşıdı ya. Aslında evrenselleştirdi ya. Yani. Evet, onun evet. için doğru cevabı. Dolayısıyla o kabilevi ve yani lokal bir ahlaki erdemleri evrensel bir dini sistem içerisinde oturttu yani yerleştirerek mükemmel hale getirdi ve tamamlamış oldu. Aslında bu Peygamber Efendimizin şahsıyla da ilgili. Diyor ya ben diğer peygamberlere altı açıdan üstün kılındım. Nasıl? Yeryüzü bana mesela mescit kılındı. Biri bu. Biri bu mesela. Diyelim ki işte biri de bu şu. Yani bu şu demek biz burada da namaz kılabiliriz, dışarıda da kılabiliriz. Her yerde namaz kılabiliriz. Tabii. Bütün yeryüzü mescittir. Temiz olduktan sonra güzel. İstediğin yerde namaz kılabilirsin. Aynen. Bir diğer en önemli özelliği mesela Peygamber Efendimizin ben diyor diğer peygamberler bölgesel ve yerel iken yani bir şehre gönderilirken evet. ben bütün insanlığa gönderildim. Evet. En büyük yani, fark da bu. Alemlere yani. Rahmet yani. Olarak gönderildim. Mesela aynı anda Hazreti Harun'la Musa peygamberdi. Evet. Hazreti İbrahim'le Lut peygamberdi. Birisi bir bölgede, birisi bir bölgede. Yan yanalar yani evet. şehir olarak. Ama Hazreti Peygamber'le birlikte bu bir evrenselliğe kavuştu. Hı-hı. Artık o yani bütün alemlere, bütün insanlığa bir peygamber. Yani ve mearsannaki illa kâfeten linnâs. Onun getirdiği ahlak sistemi de evrenseldir. Kendi getirdiği mesaj da evrenseldir. İnanç da evrenseldir. İbadetler de evrenseldir. Evet. Şimdi efendim Mehmet Akif Ersoy merhumla girdi. Saygıdeğer hocamız da Akif'in anlayamadığım bir beyti vardı safahatında. Bu sayede onu da anlamış oldum. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır diyor. Çekilmiş farz edilsin sinelerden hafiyezlerin. Evet. Ne irfanın kalır tesiri katiyen ne vicdanın. Evet. Allah korkusu. Evet. Orada hocam yani her toplumda bir vicdan fikri vardır yani değil mi? Mutlaka. Hiçbir yani dinlerin, geleneklerin ciddiye alınmadığı en karışık yaşayan cemiyetlerde bile, toplumlarda bile bir vicdan vurgusu vardır. Mutlaka. Ya hiç olmazsa bu vicdan vurgusu hani bazı şeyleri kotarmak için yeterlidir diye düşünürken bendeniz, Akif vicdanı da dışarı atıyor orada. Ya vicdanı ya, da çok, dışarı atıyor. Ve ahlaki yüksekliği Allah korkusuna, işte sizin buyurduğunuz gibi Allah fikrine aynen. bu sebeple bağlıyor. Evet, şimdi anladım bendeniz. Yani o ahlak Allah'la birlikte tutuma, davranışa dönüşmüş ahlak işe yarayan aynen. ahlak aynen. oluyor. Aynen. Kalıcı oluyor, sari oluyor, etkiliyor. Çok şimdi güzel. Mesela Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün binanın dış cephesinde şöyle bir cümle yazar. Herkesin polisi kendi vicdanıdır.
polis vicdanı olmayanların karşısındadır. Güzel. Şimdi herkesin polisi kendi vicdanıdır ama peki o vicdanı vicdan haline getiren şey nedir? Allah inancıdır işte. İşte vicdan.